Çine Lisesi'ne ait tek binada oluşturulan Bilsem, 14 öğretmen ve 17 öğrenciyle ilk kez eğitim vermeye başladı. Bilsem Müdür Vekili Esra Kömürcüoğlu, bu imkanlardan faydalanmak isteyen öğrencilerin il merkezine gidip gelmekten kurtulduğunu belirtti. Kendi alanında yeteneklerini geliştirmek isteyen tüm öğrencileri beklediklerini dile getiren Kömürcüoğlu şunları söyledi. Ben Esra Kömürcüoğlu, Çine Bilsem Müdür Vekili. Çine Bilsem olarak 20 Mayıs itibariyle açıldık ancak eğitim ve öğretime 27 Eylül itibariyle başladık. Bu üçüncü haftamız, iki haftalık bir uyum sürecinden sonra bu hafta artık normal eğitim öğretime başladık. Toplam 17 tane öğrencimiz var, 14 tane de öğretmenimiz var. Çin'deki Bilsem kurulmasının amacı Aydın'a gidip gelen öğrencilerin artık bu yol eziyetinden kurtulmalıydı. Çünkü Bilsem denilince akla bilim sanat merkezi zaten. Bizim sanat merkezinin kısaltılmış hali. Resim, müzik ve genel yetenek alanında Bilsem sınavlarını kazanmış öğrenciler buraya geliyor. Bu bir etüt olarak değil ya da bir okulun devamı olarak görülmesin. Burası öğrencilerin yeteneklerini ve kendilerini geliştirip ileriye dönük projeler ürettikleri bir kurum gibi düşünelim. Öğrencilerin buraya ders saatinden sonra geliyorlar. Saat 16'da başlıyor bizim derslerimiz ve 19'a kadar sürüyor. Farklı okullardan gelen öğretmen arkadaşlarımız görevlendirme olarak buraya geliyorlar ve derslerini burada işliyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl kadrolu öğretmenlerimiz buraya gelir. Ve tam kadro olarak lisedeki öğrenciler de gelirse tam kadro olarak artık eğitim öğretime seneye devam etmiş oluruz. Şimdi genel yetenek alanında gelen öğrenciler de var. Bunlar ana dersleri görüyorlar zaten. Bunun dışında lisedeki öğretmenler de öğrencilerin seçimine uygun olan branşlarda görevlendirilen arkadaşlar da var. Buna istinaden robotik kodlama atölyemiz var. Akıl ve zeka oyunları atölyemiz var. Ve bunlardaki arkadaşlar artık projelere ve çeşitli turnuvalar falan hazırlanıyorlar burada. Öğrencinin tamamen isteğine bağlı, herhangi bir zorunluluk yok. Devam zorunluluğu da yok bu atölyelerde. Öğrencilerin gönüllülük esasına bağlı. Kendi yeteneklerine göre, isteklerine nerede mutlu olmalarını gerekiyorsa ya da nerede kendilerini huzurlu hissediyorlarsa o atölyelerde çalışmalarına devam edecekler. Peki çok yenisiniz ama Çinli velilerin ilgisi nasıl Bilsem'e? Çok güzel, çok heyecanlılar. Kendi çocuklarından daha heyecanlılar ve burada açılmaları açıkçası onları çok mutlu etti. Çünkü artık Aydın gidiş ve geliş yoğurmaya başlamıştı. Ve bu duyan her veli artık işte gelip önce bir konuşuyorlar, daha sonra çocuklarını buraya nakline aldırıyorlar. Zaten biz 10 öğrenciyle başladık ve şu an sayımız 17 oldu. Umarım artık giderek bu sayı artacaktır ve umudumuz da var. İnşallah Aydın'a giden bütün öğrencileri buraya çekersek daha iyi olur bizim için. Peki Bilsem olarak bir hedefiniz? Bilsem olarak bütün öğrencilerimizin içerisinde yer aldığı bir proje ya da nasıl diyeyim her dersin kendine ait olduğu bir yarışma, bir etkinlik. Zaten Bilsem'in amacı da o. Yani normal okuldaki gibi gelip çocuğun herhangi bir ders gördüğü bir kurum değil. Çocuk buraya geldiği zaman bir şey üretebilmeli. Kendini mutlu ettiği bir etkinlikte yer alabilmeli. Bir yarışmaya katılabilmeli. Çünkü Bilsem'in gerçekten bu TÜBİTAK olsun ya da gerekli uluslararası yarışmalarda çok güzel ödülleri kazandığını zaten sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Gerçekten çok gurur verici çalışmaları var. Sağ olsun buraya gelen arkadaşlar da çok özverili ve gönüllü çalışan arkadaşlar ve herkesin çok memnun olduğu bir kurum ve bu sene sonunda da açıkçası yani herhangi bir projede olsun, bir etkinlikte olsun biz birer ödül kazanacağımıza eminim. İnşallah çok değişik alanlarda, farklı yerlerde inşallah adımızdan söz ettiririz. Neresi engelleyip bir ece olsun yalnız sadece. Yani şey hastası.